Sayın Başkan, değerli meclis üyeleri, 2021 yılı faaliyet raporu ile ilgili görüşlerimi ifade etmek üzere söz aldım. 2021 yılı faaliyet raporunun görüşülmesinden önce bir konuyu belirtmek istiyorum. 2021 yılı performans programı. Yani bizim aslında yol haritamız bu. Biz 2020 yılının Ekim ayında bu performans programını görüştük ve bu çerçevede faaliyetlerin yapılmasına onay verdik. Şimdi bugün 2021 yılının faaliyet raporunu görüşüyoruz. Yani burada ne söz verdiniz, burada ne yaptınız? Özeti bu. Şimdi tabii bu 2021 yılı faaliyet raporundan kasıt 1 Ocak 2021'den 31 Aralık 2021 tarihine kadar geçen 365 gün sürenin tamamını kapsadığında vurgulamak istiyorum. Yine bir konunun altını çizerek sözlerime devam edeceğim. Bu faaliyet raporu Sayın Belediye Başkanı'nın sondan bir önceki faaliyet raporu olması hasebiyle önemlidir. Önümüzdeki yıl son faaliyet raporunu sunacak. Dolayısıyla zaman azaldı, süre geçiyor. Üç yılı doldurduk ve açtık. Dolayısıyla beklentilerimiz artık karşılanması lazım. Biraz önce Ebu Bekir abinin dediği gibi sadece üç yılı değil, on üç yılı değerlendirdiğimizde geriye dönük baktığımızda neredeyse sıfır çekiyoruz. Yani sadece 3 yılı da değerlendirmiyoruz. Ancak bundan sonraki 2 yılı da geçmiş dönemlere göre bakarak değerlendirmek daha objektif olacaktır diye düşünüyorum. Şimdi Mart 2019 seçimlerinde Sayın Belediye Başkanı seçimi kazandı. Seçim arkasından hemen ilk iş ne yaptı? Anket yaptırdı. Ve 100 bin, 100 bin TL bedel ödeyerek. Ben onu o zaman da eleştirmiştim, bugün de eleştiriyorum. Bugün anket yaparsa anlayabiliriz arkadaşlar. Yaptığı faaliyetler eksiktir, hatadır ama zaten seçim yeni kazanmış. Anketin gerçeğini yapmış ve ipi gözlemiş bir başkan. Neden anket yaptırır? Onu bilmiyorum. Belki bir cevabı vardır. Tabi vatandaş size oy verirken sizin seçim vaatlerinize bakar, projelerinize bakar, sizin şahsınıza bakar. Birçok parametrede oy verir. Oy vermenin en önemli kriterlerinden bir tanesi de projeleriniz yani vaatleriniz. Sizin yanılmıyorsam 30'un üzerinde vadiniz vardı seçim vaadi olarak. Peki bunlardan birkaç tanesini, hepsini tabii bahsetmeyeceğim, birkaç tanesini bahsedeyim. Bahsedeceklerimden hangileri yapıldı ya da yapılıyor ya da ne seviyede varsa bir gelişme lütfen paylaşın. Hızlıca geçeceğim. Kartala yeni bir futbol stadyumu, 2 adet kapalı spor salonu, 4 adet kapalı pazar yeri, 6 adet açık spor tesisi, 4 adet vadi park 20 Mahalleye, 20 Prestij Cadde, Kartal Sağlık Tesisi, Kartal Öğretmen Evi, Hasan Ali Yücel Kültür Merkezi'nin yenilenmesi, Ceviz Meydanı ve Kültür Merkezi, Uğur Mumcu Meydanı, Eski Stat Meydanı ve devam ediyor. Şimdi bunların herhangi birinde herhangi bir ilerleme var mı bu üç yıl içerisinde soruyorum. Tabii bunların devamında başka projeler de var hepsine girmiyorum. Şimdi belediyecilik dediğinizde sadece seçim vaatlerinde bulunup seçimden sonra kazanırsanız hemen bu vaatleri sırayla yapmak da değildir. Yeterli değildir. Çünkü belediyecilik dinamik olmayı gerektirir. Zamana, zemine göre hareket etmeniz gerekir. Yani bazı konularda da öngörülü olmanız gerekir. Mesela öngörülemeyen durumlarda da karşı karşıya kalınabilir. Pandemi örneği gibi. Bunu öngörememiştik. Bu konuda Belki eksiklikler, hatalar yapılmıştır ama belediye bu konuda ciddi emek vermiştir. Yine öngörülemeyen konulardan bir tanesi de Sema Sokak'ta bina göçmesi. Tabii o aslında dolaylı olarak öngörülebilir. Neden? E depreme hazırlık diyoruz, kentsel dönüşüm diyoruz. Bunlar yerinde ve zamanında gereken adımlar atılmış olsaydı belki bu tür sonuçlar doğurmazdı. Ama o gün o olay yaşanmıştır ve bu bize acı bir tecrübe doğurmuştur. Sayın Başkan, değerli meclis üyeleri, az önce ifade ettiğim gibi sıkıntılar, krizler oluşabilir. Ama biz artık kriz yönetiminden risk yönetimine geçmemiz lazım. Yani olası risklerimizi öngörüp, ona göre hazırlıklarımızı yapıp, olabilecek en kötü senaryoyu dahi tasarlayıp, onun üzerinden adım atmayı artık kendimize şiar edilmemiz lazım. Yani bunun bir kitabı yok, bir yerden okuyup bunun yol haritasını belirlemek çok mümkün değil ama belediyecilik tecrübeleri ortada. Şimdi yine bu konu açılmışken bir konuyu daha parantez içinde ilave etmek istiyorum. Kentsel dönüşüm dedik, deprem dedik. Önemli bir konu. Kartal'ın da bu konuda çok ciddi ve ivedi adımlar atması gereken bir konu. E, Sema Sokak örneğini yaşadığımız için söylüyorum. Bu konuda da Kartal'da yerel yönetim olarak, çok ciddi manada sınıfta kaldığımız kanısındayım. Şimdi bazı imar planı olmayan bölgelere imar planı yaptık. Bizler de Cumhur İttifakı olarak bu planlara destek verdik, katkı verdik. Bu plan plan süreci gerçekten önemli bir süreç. Ama yetersiz. Ve öte yandan Kartal'da çok büyük bir alanın zaten imar planı vardı. İmar planı var olan ve faal olan yerlerde biz ne yaptık? Yerel yönetim olarak depreme karşı hangi hazırlıklar yaptık? Yani devletin devletin yaptıklarını ve yapacaklarını beklemek ya da depreme karşı hazırlıklı olmalıyız demekle yol alınmaz. Bu yeterli değildir. Dolayısıyla bu konuda kendimizi çek etmemiz lazım. Tabii çok da fazla detaya girmeden şimdi faaliyet raporunun biraz daha içine girmek istiyorum. Faaliyet raporu dediğinizde tabii belediyenin yapacağı icraatlar, çalışmalar bütçeyle olur, kaynakla olur. Eliniz güçlü olursa işiniz rahat olur. Ama nedense son 13 yıldır belediye bir türlü belini doğrultamadı. Ve böyle giderse de çok doğrultabileceğini zannetmiyorum. Biraz önce sunumda Sayın Belediye Başkan Vekilimiz rakamlardan bahsetti. Bu dönemki yani 2021 yılı bütçesi inşallah Mayıs ayında kesin hesapla göreceğiz. %99'a yakın bir gerçekleşme oranı. Bu gerçekten sevindirici bir rakam. Ancak altını çizmek istediğim nokta var. Buradan ders çıkarmamız gerektiği için bunu paylaşıyorum. Yoksa yapılan bir çalışmayı ve varsa bir başarıyı gölgelemek niyetinde değiliz. Şimdi 2021 yılı bütçe ve kesinleşme rakamlarını konuşurken 2020 yılıyla yani bir önceki yılla kıyaslamanın yerinde olacağı kanaatindeyim. 2020 yılında bizim bütçemiz 520 milyon lira idi. Gerçekleşen gelir 345 milyon lira, gerçekleşen gider 403 milyon lira. Şimdi bu bütçe içerisinde tabii önemli bir katkı payı var arkadaşlar. İller Bankası'ndan belediyemize aktarılan merkezi hükümetin direkt olarak Kartal halkına hizmet amacıyla kullanılması için belediye hesaplarına gönderilen bir para. Şimdi 2020 yılında bütçeye Merkezi hükümetten 132 milyon lira katkı sağlandı. 2020 yılı bütçesinin %38'ine tekabül etmekte. Şimdi bu rakamları niye söyledim? 2021 yılıyla karşılaştırabilmeniz için. 2021 yılında bütçemiz bizim 543 milyon lira idi. Gerçekleşen gelir 510 milyon lira, gerçekleşen gider 538 milyon lira. Yani şu anda kabaca 28 milyon lira bir bütçe açığı var ki biz 70-80'leri gördüğümüz için bu bizim açımızdan sevindirici bir rakam. Ancak altını çizmek istediğim konu şu. Merkez hükümetten geçen sene 132 milyon lira bir katkı gelirken 2021 yılında 177 milyon lira yani beklenenin çok üstünde bir katkı gelmiş. Yani 45 milyon lira ilave bir geçen seneye göre ilave bir destek gelmiş. Bunun yanında 57 milyon liralık arsa satışı gerçekleşmişiz. 57 milyon lira ciddi bir rakam. Bu arada Emlak İstimlak Müdürümüzü tebrik ediyorum. Ben bence başarılı müdürlerimizden bir tanesi. E, önemli bir kaynak oluşturdu. Katkısı çok büyük. Şimdi ben bunları niye anlatıyorum? Birincisi rakamları ortaya koymak, dikkatinize sunmak. İkincisi biz her sene böyle arsa satamayız. Ya da merkezi hükümetten her sene böyle bir katkı gelemeyebilir. Bu da bütçeyle alakalıdır. Biz az önce ifade ettiğim gibi kriz yönetiminden risk yönetimine geçmediğimiz sürece yarın duvara toslamaya her zaman hazırız demektir. Tabi burada da yine yeri gelmişken bu konunun da altını çizmek istiyorum. Merkezi hükümetten beklenenden fazla para geldi derken net bir şey ortaya koyuyorum. Hani hep söylüyorsunuz ya engelleniyoruz. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde de bunu kullanıyorsunuz. Yeri geliyor Kartal'da da bunu görüyoruz, duyuyoruz, yaşıyoruz. Engellenme diye bir şey yok arkadaşlar. İş yapanın kılıç kuşananındır. Devlet bütçesi el verdiği ölçüde ciddi bir kaynak aktarması sağlıyor. Burada keşke onu da dile getirseydiniz. Ama siz işinizi doğru ve zamanında yapamazsanız bugün 28 milyon lira gibi bir bütçe açığı görünmesine rağmen gerçek açık 130 milyon lira arkadaşlar. Yani bugün paçayı kurtardık ama yarın ne yapacağız? Meçhul. Ki önümüzdeki yıl bir genel seçim yaşayacağız. Genel seçimde yerel yönetimde olsak illaki bazı hizmetler aksayacak, bütçeler kayacak. Bunu bekliyoruz. İnşallah Kartal halkının parası doğru yerde ve doğru zamanda kullanılır. Çünkü Sayın Belediye Başkanı'na verilen kaynak her gün için, her gün için bir buçuk milyon lira. Her gün Kartal Belediyesi bir buçuk milyon lira para harcıyor. Bunu nereye, nasıl harcadığını hep beraber gözlemliyoruz. Şimdi yine az önce ifade ettiğim gibi bu sadece 3 yılın performansı olarak değerlendirilemez. Hakkaniyette olmak her zaman için gereklidir. Son 13 yılı değerlendiriyoruz. Niye 13 yılı değerlendiriyoruz? Önceki 10 yılda yüzlerce heykele milyonlarca lira para aktarıldı, harcandı. Adalarda otel, Nevşehir'de otel tesisleri kiralandı. Dünya kadar para oralara harcandı. Hatta iskele kullanılmaya başlanmış. Sevindirici. O iskele yıllarca kullanılmadı ama milyonlarca lira kira ödendi. Tabii bunlar bunlar çoğaltılabilir. Bu kötü miras geçmiş 10 yılın mirası bugün de yansıyor. Ve kötü olan da artarak devam ediyor. Daha iyiye gidemedi. Çünkü bütçe açığı büyüdükçe kapatmak da zorlaşıyor. Faiz giderleri artıyor. Borcu borçla ötelemek zorunda kalıyoruz. Bu sene paçayı kurtardık. Şimdi tabi bazı bilgileri yine sizinle paylaşacağım. Biraz önce belediye başkan vekilimiz ifade ederken rakamlardan ve bazı müdürlük çalışmalarından bahsetti ama bizdeki kitapçık farklı galiba. Ben bazı rakamları burada farklı gördüm. Hata varsa da düzeltilmesini istirham edeceğim. Doğru olanlar da var tabi hepsi yanlış değil. Şimdi birçok müdürlük var. Çok fazla vakit almadan birkaç tanesine değineceğim. Örneğin Fen İşleri Müdürlüğümüz ki bizim için Arazide en çok çalışması gereken müdürlük odur. Öncelikle ona bakıyoruz. Şimdi cadde ve sokakların asfaltlanması için 48 bin ton asfalt hedeflenmiş. 44 bin ton olarak gerçekleşmiş. Başarı olarak %92. Güzel bir rakam. Ama aramızdaki fark bu arkadaşlar. Biz 100 bin ton asfaltı hedeflememiz lazım. Az önce ifade ettik. Yani artık sokaklarda yürümekten, araç kullanmaktan yani gına geldi. Çünkü sürekli çukura düşüyoruz. Şimdi biz 48 bin ton asfalt hedefine koyar, 44 bine gelir bunu da başarı olarak anlatırsak Kartal halkı bize güler arkadaşlar. Biz bugün 100 bin tonu hedefleyip ya niye 90 binin altında kaldık diye üzülmemiz lazım. Şimdi daha önceki performans programlarında da çok defa gördük. Nedense bir türlü hayata geçirilemeyen çocuk gelişim merkezlerinin yapılması zaten bir tane hedeflemişiz 2021 yılında. Ona da hiç dokunmamışız. Sıfır. Yine Uğur Mumcu kent meydanı ile ilgili %14 seviyesine şimdi hemen hemen o konuda da hiçbir çalışma yapılmamış. O da sıfır. Önüzde, o bu kaynaklar nerelere aktarılıyor? Yapılması gereken harcamalar nereler? O konuda ben tam idrak edemiyorum. Ama birkaç nokta yine sizinle paylaşacağım. Şimdi tabii bazı müdürlükler var ki hedefi %250, %400'e kadar aşmış. Bir iki örnek vereceğim. Şimdi isim verip sanatçılar üzerinde Arkadaşlar 30 tane konser hedeflemişiz, 75 tane yapmışız. Düzenlenen imza günü sayısı demişiz. 16 tane hedeflemişiz. 79 gerçekleşmiş. Festival ve şenlik düzenlemesi için beş tane hedeflemişiz, altı tane yapmışız. Şimdi burada asıl soru şu, tabii ki bu festivaller, eğlenceler, konserler yapılabilir. Birincisi bütçe el veriyorsa tabii ki yapılabilir. İkincisi burada eldeki bütçeyi bir söz vardır, belki duymuşsunuzdur, ehemmi mühime tercih etmek diye. Acil ihtiyacımız varken farklı alanlarda kullanılmasına karşıyız biz. Yani bu eğlenceler yerinde ve zamanında yapılırsa bizler de destek oluruz ama bizim daha acil ihtiyaçlarımız var. Yine bir hata olduğunu düşünüyorum. Onu da düzeltilmesini isteyeceğim. Park Bahçeler Müdürlüğümüzün dosyasında 2021 yılında yeni yapılan park bir tane. O da 3000 metrekare. Onun da bitim tarihi 31.12.2020 yazmış. Hatalı olduğunu düşünüyorum ama sizin bilgilerinizle uzaktan yakından alakası olmadığında ifade etmek istiyorum. Yani biz bir tane park yapmışız, o da 3000 metrekare. Siz yanılmıyorsam 30 küsür bir metrekarelerden bahsetmişsiniz. Şimdi yine Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğümüzün bazı açıklamalarına bakacağım. İhtiyaç sahiplerine ücretsiz olarak hasta bezi verilmesi hedefi 250 bin adet, gerçekleşen 58 bin adet. Evde yaşam desteği projesi kapsamında kişisel bakım hizmetinin verilmesi hedef 225, gerçekleşen 83. Tabii birçok şey var. Yani engelli üretim atölyesi, kadın emeği değerlendirme ve üretim atölyesi çalışmalarının yürütülmesi demişiz. Böyle bir çalışmaya 20 kişinin katılmasını hedeflemişiz. Hani engelli ağırlıklı olması için. Katılan yok. Sıfır. Şimdi kadınlara ve çocuklara yönelik geçici barınma ihtiyacının karşılanması demişiz. Demek ki ihtiyaç olmamış. İnşallah olmaz. 30 kişi hedeflenmiş gerçekleşen sıfır. Yani bunları niye anlatıyorum? Demek ki bir yerde bir sorun var. Yani ya biz hedefi yanlış koyuyoruz ya da vatandaşların bu hizmete ulaşmasının önünde engeller var. Bu engellerin kaldırılması lazım. Gerek bürokrasi, gerek iletişim engelleri varsa kaldırılsın. Yani bir hasta bezi ihtiyacının hedeflenenin beşte birinde kalması bence bir yanlışlık. Bu konunun düzeltilmesi, üzerine gidilmesi gerektiği kanaatindeyim. Çünkü ihtiyaç olduğunu biliyoruz. Bu hizmete ulaşılamadığı yönünde, alınamadığı yönünde eleştiriler geliyor. Bunu da takdirlerinize sunuyorum. Tabi sürem ilerlerken ben çok fazla devam etmeyeceğim. Ama birkaç konuya daha değinmek istiyorum. Müdürlük faaliyetlerinin dışında. Şimdi e, yine belediye personellerimizden şu anda kadrolu işçi statüsünde olanlar toplu sözleşme döneminde. Sayın Başkan zaten bu konuyu açıklayacaktır. Bu toplu sözleşme döneminde hep bahsettiğiniz ekonomik sıkıntılar, işte rakamların yüksek olması, fiyatlar, zamlar e tabii ki belediyede personel olan arkadaşlarımızın da geçim endeksinin biraz yükseltilmesi lazım. Yani orada ortalamanın çok altında kalınmaması, mümkün olan imkanın en güzel şekilde kullanılıp değerlendirilmesini istiyoruz ve bekliyoruz. Bunu bütün personellerimiz için söylüyoruz. Ama bugün bu dönemde kadrolu işçiler, belki Haziran ayında işte iştiraklerden çalışan personelimiz vesaire bu zaten rutin olarak akışı sağlanacaktır. O konuda biraz daha hassasiyet istiyoruz ki sizin Genel Başkanınız asgari ücreti beğenmeyip zaten çok daha fazlasını vaat ediyordu. Biraz da aynı oranda buraya yansımasını istiyoruz. Lafta değil, gerçek manada hizmet olsun. Şimdi Sayın Başkan, Değerli Meclis Üyeleri, sözlerimi toparlayacağım. Birkaç e, ifadeyi sizlerle paylaşacağım. Biz Kartal'da grubu adına söz aldığım için ifade ediyorum. AK Parti ve Milliyetçi Hareket Partisi yani Cumhur İttifakı grubu olarak her türlü hizmetinize katkı vermeye, destek vermeye bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da devam edeceğiz. Yeter ki siz doğru işler yapın, güzel hizmetler üretin ve bizim de size destek olabilmemizi sağlayın. Yani bir söz vardır, hayran motor şerre fren olmak diye. Biz bunu aynı şekilde uygulamaya hazırız. Şimdi bir söz daha var onu da ifade edip onu açacağım. Aynısı iştir kişinin lafa bakılmaz. Yani az önce yine söyledim. Engelleniyoruz gibi algıları bir tarafa bırakın. Bahane üretmeyin, iş üretin. Bahane üretmek bir meziyet değil, eser üretmektir meziyet olan. Bizim sizden beklentimiz budur. İnşallah 2024 yerel seçimlerinde Kartal'da AK Partili bir belediyecilik anlayışıyla bütün Kartal'ı buluşturacağız. Bu saydığımız hizmetlerin aksaklıkların, eksikliklerin hepsini çok kısa zamanda bertaraf edeceğiz. Bunu da inşallah Kartal halkının desteği ve teveccühüyle de birlikte gerçekleştireceğiz. İnşallah burada olan görecek ve hep beraber göreceğiz. Evet, sözlerimi toparlarken 2021 yılı faaliyet raporunun özelinde konuşuyoruz ama inşallah 2022, 2023 faaliyet raporları bundan daha iyi olur. Beklentimiz o yönde. E, o yüzden Kartal'a hizmet adına kim taş üstüne taş koyarsa teşekkür etmesini de biliriz. Tabii konuşmamın başında İmam Aydın'a cevap verir gibi oldu. Tam olarak ifade edemedim ama belediye başkan vekilimizin sunumunda birçok hizmetinde yapıldığını, takdir edilen taraflarının da olduğunu gördük. Hepsi için ayrı ayrı söz almadık, cevap vermedik belki ama yapılan her türlü hizmete de teşekkür ediyoruz. Çünkü Kartal'da hep birlikte yaşıyoruz. Kartal'ın refahını yükseltecek her proje bizim için kıymetlidir. Son olarak 2021 yılı faaliyet raporunda emeği geçen